Kayıp Bey benim eski dostum. Yani herkesten çok ve herkesten önce yakından tanıyorum. Yani onun beyin kıvrımlarında nelerin dolaştığını bilebilecek kadar kendisine yakın olan bir insanım. Şimdi isterseniz bunu hemen çok önemsediğim için değineceğim ama politikacıların genellikle paranoyaları olur. Kendilerini yaşatmak için paranoyaları olur ama bütün politikalarını paranoyalar üzerinde bina etmemelidirler. Yani bir boşluktan yararlanmaya çalıştığı besbelli. Siyasal bir boşluk var. Bu boşluğu doldurabilecek etkili isimlerden biri olarak gözüküyor. İki, bir yerlerden icazet almaya çalıştı. Aldı mı almadı mı bilemiyorum. Tayyip Erdoğan'ın liberal sağ, demokratik sağ tırnak içinde çok kategorik olarak, tabi bunlar birebir doğrudur anlamında söylemiyorum ama yeni bir siyaset teorisi ortaya çıkıyor. Yeni bir ekonomi politika, yeni bir sosyal, kültürel, siyasal proje ortaya çıkıyor. Veyahut da dış dinamiklerin istediği değişim bu. Ben Tayyip Erdoğan'ın eliyle demokratik bir Türkiye'nin inşa edilebileceği kanaatinde değilim. Çünkü icazet aldığı içerideki çevreler statükonun sahipleri. Kürt meselesinde de Tayyip Erdoğan'ın çok geri ve antidemokratik bir konumda olduğunu biliyorum. Ama çok pragmatik bir yaklaşımla Kürt sorunu el atabilir. Ama buna ne kadar cesaret edebilir bilemiyorum. Bir cesarete el vermez, iki zaten böyle düşünmez. Yani Erbakan'ın şahsında temsil edilen gelenekçileri Kürt sorununa yaklaşımda Tayyip Erdoğan ve çevresindeki arkadaşlardan çok daha ileri bir konumdadırlar. Türk milliyetçiliğiyle birebir örtüşebilecek bir siyasal yaklaşım içindedirler. Abdullah Gül ve arkadaşlar, ben hepsini birebir yakından tanıyorum. Bir Mehmet Ağar'ın bir başka gerçekten sicili bozuk insanlarla birlikte yol arkadaşlığı yapıyor olması bile Tayyip Erdoğan'ın aslında Kürt sorununun ne çözümünde ne de demokratikleşme sürecinde çok aktif bir rol oynamayacağı sonucuna götürür ama oradaki boşluk, dinsel muhafazakar kesimdeki boşluk Tayyip Erdoğan'la liberal demokratik bir kanala katılmak isteniyor ama Tayyip Bey bunu götürebilecek bir şey değil. Yanında danışmanlarıyla belki bir şeyler kurtarmaya çalışıyor ama kendisi siyaseten, entelektüel düzeyde bunu kaldırabilecek çapta bir insan değil. Henüz entelektüel birikiminin, siyasal birikiminin bu çapta olduğuna inanmıyorum. Hele hele Türkiye'yi demokratik bir değişime uğratacak. Ve çok rahatlıkla bunu söylüyoruz. Yani ana dil tartışmalarında da soruyorlar bize. Kürtçe ana dilde eğitim istiyor musunuz? Elbette. Yani Kürtçe ana dilde, Kürt insanlarımızın ana dilde eğitim, üretim yapmalarına karşı çıkmak demokratik bir yaklaşım değildir.